Sevgili akrepler, bu hafta itibariyle sezgilerinizin arttığı, hislerinizin arttığı, biraz daha manevi duygularınızın ön planda olduğu, duru gönlünüzün çok açıldığı bir hafta sizi bekliyor. Bu bence çok iyi bir özellik. Her zaman akrep burçlarının hislerinin çok kuvvetli olduğunu söylerim. Ve transitleri, geçişleri çok iyi yaptığını söyleyebilirim. İnsan analizi çok iyi yaptığını söyleyebiliriz akreplerin. Bu hafta bu sizin genel hayatınızda, sorun yaşadığınız noktalarda bu özelliklerinizin ön plana çıkmasıyla birlikte bence çok kolaylaşacağınız söyleyeyim. Sorunları hisleriniz doğrultusuyla, göreceğiniz rüyalar doğrultusunda ya da yaşayacağınız sırlı olaylar doğrultusunda çok çabuk çözeceğinizi düşünüyorum. Yani yeni bir anlaşma arifesindeyseniz eğer, hisleriniz ve rüyalarınız size işaret gösterdiğinde bunların üzerine giderseniz bence olumsuz olduğunu söylüyorsa eğer mutlaka dikkate almanız gerekiyor. Eğer rüyalarınızda çok güzel, olumlu olaylar yaşıyorsanız bence bu anlaşmayı çok çabuk yapmak zorundasınız. Rüyalarınız size çok büyük kapılar açıyor bu hafta itibariyle. Aşk hayatınıza baktığımızda bu duygu durum bozukluğu diyelim, bu duru gözü, açılımı ve hislerinizin artmasıyla birlikte biraz kıskançlıklara meyillenebilirsiniz. Yani olmadık olaylara, küçük olaylardan büyük olaylar çıkartabilirsiniz. O yüzden hislerinizi bence sadece iş hayatınızla alakalı yorumu, iş hayatınızla alakalı kullanabilirsiniz. Bunu sağlayabilirsiniz. Aşk hayatınızda yeni oluşacak krizlerden, kıskançlık krizleri ya da kafanızda düşündüğünüz olaylardan dolayı ikili ilişkinizi bozmanıza engel olacağını söyleyebiliriz. Bence bu hafta iş hayatınızla ilgili çok önemli tarihler ve çok önemli olaylar var. Mesela 15'ini kullanabilirsiniz, 18'ini kullanabilirsiniz anlaşma yapmak istiyorsanız. Ama bu tarihlerde özellikle ikili ilişkilerinize dikkat etmek gerekiyor. Aşk hayatınızda kıskançlıkların, krizlerin olacağı bir tarih olabilir sizin için. Hafta sonu, pazar günü sadece dinlenmek için güzel bir tarih. Çünkü bu haftayı çalışarak beyninizi biraz daha meşgul ederek geçireceğinizi söyleyebilirim. Pazar günü ikili ilişkinize zaman ayırırsanız bence haftayı olumlu bir şekilde kapatırsınız.